Mutlu akşamlar. TV52 Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben İsa Akçay. Bugün 6 Ekim 2021 Çarşamba gündemin öne çıkan başlıklarıyla yine karşınızdayız sevgili izleyenler. Bir hatırlatma yaparak gündeme geçmek istiyorum. İsa Akçay YouTube hesabında kısa bir video yükledik. Çok fazla sorulan ve merak edilen konular vardı. Onlara cevap verdik. İlgililerine ve meraklılarına duyurmuş olalım. Devam edelim şimdi. Biliyorsunuz grup toplantıları başladı. Meclisin çalışmaya başlamasıyla beraber ilk grup toplantıları da dün gerçekleştirildi. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi dün grup toplantılarını yaptılar. Akşam ana haber bülteninde de bunlara yer vermiştik. Bugün de AK Parti ile İYİ Parti grup toplantılarını gerçekleştirdi. Liderler kürsüdeydi ve önemli de mesajları vardı. Haberimizin içeriğinde yer almayan konular var. 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdamı gibi. Bunlarla ilgili talimatı Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan verdi. 2022 yılının sonuna kadar bitirilmesini istedi bu çalışmaların. Bunun bilgisini vermiş olalım. Sağlık Bakanlığı daha önce de duyurmuştu. Evlenecek çiftlere ücretsiz SMA taraması yaptıracak. SMA hastalığı biliyorsunuz günümüzde çok önemli, çok fazla mağdur olan bir hastalık. Yeni bir hastamız daha var. İsmini unuttuğumu bakacağım. Önümüzdeki günlerde muhakkak haberleştireceğiz. Yardımcı olmak lazım efendim. Elimizden ne geliyorsa bu insanlara yardımcı olmak lazım. Hepimizin evladı olabilirdi. Böyle düşünerek yardımcı olmak lazım. Sağlık Bakanlığı'nın en azından attığı bu adım da önemli. Keşke tedavi kısmında da yardımcı olsalar vatandaşlarımıza. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugün kürsüdeydi. Biliyorsunuz son dönemin dikkat çeken siyasi isimlerinden bir tanesi Meral Akşener. Yine grup toplantısında yok. Rüzgar Gölü ile ilgili bir Rüzgar Gölü diye isimlendirdiği bir proje paylaştı Sayın Akşener. Aslında eğitim gören öğrencilerin faydalanabileceği, dolayısıyla uzayıp gidecek bir silsileyle fayda sağlayacak projeden bahsetti. Okumanızda fayda olduğunu düşünüyorum bu haberin. Muhtemelen siz bunu görmüşsünüzdür. Ulusal medyada da, gazetelerde de boy boy yer aldı. Umarım etkili olur. Siyasette aslında vatandaşların beklediği projeler. Yani ülkenin içinde bulunduğu durum belli, sıkıntıları belli, sorunları belli. Belli olmayan ne var? Çözüm noktaları. Siyasilerin birbirlerinin yaptıkları ya da yapmadıklarını eleştirmek yerine çözüm önerileriyle vatandaşlarımızın önüne gelmelerinin daha makul olduğunu düşünüyorum. Bu biraz hani bu kapsamda sayılmayacak bir proje, belki daha küçük bir proje ama yine de proje olarak önemli, önem arz eden bir proje. Eğitime son derece önem veriyoruz. Çocuklarımızın yetişmesi de çok önemli diyelim ve grup toplantılarına geçelim. Bugün AK Parti ile İYİ Parti'nin grup toplantısı yaptığını söylemiştik. Gündemleri de bir hayli yoğundu ikilidir. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İYİ Parti lideri Meral Akşener yeni yasama yılının ilk grup toplantılarını bugün gerçekleştirdiler. Partililere hitap eden iki lider gündeme dair sıcak başlıkları yorumladı. Evet, ben bu ucube sistemdeki cumhurbaşkanlığına talip değilim. Ama bu seçimlerden birinci parti olarak çıkmaya ve bunu hep birlikte başardığımızda iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemin ilk başbakanı olmaya talibim. Bu partinin başındaki hanımefendinin cumhurbaşkanlığından vazgeçip başbakanlığa talip olması da esasen bu trajikomik görüntüyle ilgilidir. HDP tarafı hanımefendinin cumhurbaşkanlığı adaylığını asla kabul etmeyeceğini zaten açıklamıştır. Yani bir anlamda HDP Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Partililere hitabında meclise getirecekleri anayasa teklifinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer partilerle uzlaşabilirsek yasama yılı bitmeden mecliste bu işi sonuca ulaştırırız dedi. Diğer partilerin anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek yasama yılı bitmeden meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz. Tabii bunun için öncelikle diğer partilerin anayasa tekliflerini kamuoyuna açıklamaları gerekiyor. Neredeyse 13 milyon hane ve bu hanelerde yaşayan yaklaşık 50 milyon vatandaşımız yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Daha vahim olanı ise şu. Ülkemizde tam 5 milyon 800 bin kişi açlık sınırının altında yaşıyor. Açlık bir ülkenin karşılaşabileceği en ciddi sorundur.
İki liderin farklı gündemleri de yok değildi elbette. Ya nerede bir dikili taşınız var ya? Şu anda Ankara, İstanbul büyükşehir belediyelerini kazandınız. Asfaltlarını yenileyemiyorsunuz, asfaltlarını. Çukurlardan geçemiyoruz. Nerede belediye? Sular akmıyor. Her taraf susuz. Hani belediye? Sayıştay raporlarına göre geçen sene bir günde tam 7.9 milyon lira, senede ise 2.8 milyar lira harcamışsın Sayın Erdoğan. 6 yıl içindeki harcamalarını da 10 katına çıkarmışsın. İsrafın büyüklüğüne bakar mısınız? Yapılan tünellere, köprülere, yollara değil, plansızlığa, haksızlığa, beceriksizliğe, hırsızlığa karşıyız. Milletimizin parasının millete hizmet olarak dönmesine değil, ısrarla yandaşını kayıran bu ahlaksızlığa karşıyız. Ez cümle, biz projeye değil, ranta karşıyız. Erdoğan konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener'in PKK'nın sufleleriyle siyaset yaptığını ifade etti. PKK'nın ve onun güdümündeki HDP'nin sufleleriyle siyaset yapan bir muhalefet genel başkanı, diğer yanda aynı partinin vetosuyla hayalinden vazgeçen, lafta iyi ama aslında hayli kötü duruma düşmüş bir başka muhalefet genel başkanı. İster 2023, ister daha önce yapılacak olan bir seçimde Millet İttifakı'nın adayının, yani Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçilecek olan kişinin öncelikli görevi Türkiye'yi hızla bu çağ dışı sistemden kurtarmak ve kuvvetler ayrılığına dayalı bir demokrasiyi hayata geçirmek olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi dün yapmıştı grup toplantısını ve kürsüde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli vardı. Devlet Bahçeli'nin teröre yardım ve yataklık eden bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır söylemi siyasetin gündemi oldu dün. Sosyal medyada da çok eleştirildi, çok da merak edildi. Bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sanki buna gönderme yapar gibi bir kebapçıyı kürsüye çıkarttı. Ancak ilerleyen saatlerde MHP'li İzzet Ulvi Yönter o kebapçıların kim olduğunu açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün grup toplantısında yaptığı teröre yardım ve yataklık eden bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır çıkışı siyasetin gündemine bomba gibi oturdu. Teröre yardım ve yataklık yatan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır. Bugün meclisteki parti grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in gündeminde de kebapçı polemiği vardı. Akşener dün itibariyle de kebapçılar terörist oldu dedi. Dün itibariyle de kebapçılar terörist oldu. İşte o nedenle bu hafta milletin kürsüsünde hem kebapçı hem de askovacı bir kardeşimizi misafir ediyoruz. İbrahim Çetinkaya aramızda. Bu vesileyle tüm kebapçı kardeşlerimize aramıza hoş geldiniz demek istiyorum. Buyurun İbrahim Bey, söz de kürsü de sizindir. Bahçeli'ye yüklenen Akşener daha sonra kürsüyü kebapçı olduğunu söyleyen İbrahim Çetinkaya'ya bıraktı. Esnaf ise bizden Külhan Bey'i de olmaz, terörist de olmaz. Buyursunlar soframızda kebap yesinler, bölüşelim ama bölücü olmayalım ifadelerini kullandı. Bizler kebap satan, pide satan, çorba satan insanlarız. Bizden Külhan Bey'i de olmaz. Bizden terörist de olmaz. Biz soframızı Hazreti Halil İbrahim bereketiyle misafirsiz oturmayan neslin temsilcileriyiz. Buyursunlar, gelsinler soframızda kebap yesinler. Bölüşelim ama bölücü olmayalım. Devlet Bahçeli'nin sözleri üzerine ise sosyal medyada Bahçeli'nin bu sözlerle kimi kastettiği merak edilmiş. Milliyetçi Hareket Partili İzzet Ulvi Yönter tarafından yapılan bir paylaşımdaysa söz konusu şahısların HDP eski eş başkanı Ertuğrul Kürkçü, HDP milletvekilleri Sırrı Sakık, Aysel Tuğluk ve Profesör Doktor Büşra Efsanlı'nın olduğu öğrenilmişti. Teröre yardım ve yataklık yatan bölücü kebapçıların işsizlikle payı vardır. Göreve geldiği günden bugüne gönüllere dokunmaya çalışan
insanların yüzünü güldürmeye çalışan bir isim Ordu Valisi Tuncay Sonel. Bunda da çok büyük ölçüde başarı sağladı. Zira geldiği bölgelerde de zaten bu yönüyle ün yapmış bir isimdi. Özellikle öksüz ve yetimleri olan davranışları, her icraatını bizzat yapması ve samimiyetiyle dikkat çeken bir isim. Yine bu özelliklerini gösteren bir haber gelecek az sonra ekranlarınıza. Bir okul ziyaretinde kimsenin oynamadığı bir çocuğun yüzünü bakın Ordu Valisi Tuncay Sonel nasıl güldürdü. Ordu Valisi Tuncay Sonel bir okul ziyareti gerçekleştirdiği esnada okul bahçesinde bir kız çocuğuna rastladı. Merdivenin başında hiçbir arkadaşı onunla oynamadığı için üzüntüyle oturan yavrunun oyun arkadaşı okulu ziyaret eden Vali Tuncay Sonel oldu. Vali Sonel öğrencinin isteği üzerine kutu kutu pense oynadı. Minik çocuğun sevinci ise gözlerden kaçmadı. Tamam mı? Gönlün oldu mu? Hocam, merdivene oturmuş, ben de kimse oynamıyor. Tamam, oynadık mı şimdi? Hayır. Adın ne senin? Bak, senin değil mi? Tamam hocam. Tamam, gönlün oldu mu? Önümüzdeki seçim muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en zor seçimlerden bir tanesi olacak. En heyecanlı seçimlerden de bir tanesi olacak. Çünkü rekabet üst düzeyde olacak. Hal böyle olunca anketler şimdiden çok önem arz etmeye başladı. Her yapılan anket de ayrı bir tartışma konusu oldu. Gündem yarattı. Yeni Şafak gazetesinin yazarı Mehmet Acet de bir anket paylaştı. Onun yazdığına göre de bu anketi yaptıran AK Parti. İktidar partisinin oylarının %40'ın altında olduğunu, hatta MHP'nin oyunun da %10'un altında olduğunu söyledi. Peki bu anketler ne kadar güvenilir? Haberimizde detayı. Yeni Şafak gazetesinin yazarı Mehmet Acet, köşe yazısında AK Parti'nin yaptırdığı anketlerin sonuçlarını aktardı. Acet, yazısında iktidar partisinin hangi şirkete veya hangi yöntemle yaptırdığını açıklamadığı anket sonuçlarını bildirdi. O sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranı %10 barajının altında kaldı. Acet'in köşesinde paylaştığı sonuçlara göre seçimlerde ciddi bir rekabet ortamının yaşanacağı aşikar. Ankete göre AK Parti %37 ile 39, Cumhuriyet Halk Partisi %23 ile 25, İYİ Parti %11 ile 13 aralığında oy alıyor. Bu verilere göre bu pazar bir seçim olsa bu seçimde ciddi bir rekabet ortamının yaşanacağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sandalye dağılımı bakımından bıçak sırtı bir durumun ortaya çıkacağı anlaşılıyor. Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, gerçek anket sahada diyerek algı oluşturulduğunu söyledi. Anket firmaları ısmarlama sonuçlar yayınlıyor dedi. Anket şirketleri toplumu yönlendirmek üzere bir şeyler yapıyorlar ama burada dikkat ederseniz ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunun %22 üzerinde, bize de geliyor anketler, genel merkezimiz yaptırıyor. İşte Cumhur İttifakı paydaşımızdan, AK Parti'den anketler geliyor. %22 ile %25 arasında bir oyları var. Şanlıtürk muhalefetin alacağı oyun ise %22 ile %25 arasında olduğunu aktardı. Yani bunların eğer muhalefetin oyları bu kadar artmış olsa biz de sahada bu vatandaşımızla sürekli istişare halinde, temas halindeyiz. Böyle bir şey kesinlikle ben olduğuna kanaat getirmiyorum. İkincisi, en iyi anket sahadadır. Biz sahadan öyle bir şey görmüyoruz. Cumhur İttifakı'nın oyları şu anda oylarını koruyor. Pandemide maalesef günlük vaka sayıları ve ölüm sayıları hala yüksek. Bunu farklı sebeplere bağlayanlar var. Biraz da biliyorsunuz artık sosyal mesafeyi kaybettik. Maske mesafe uygulamasına da çok özen göstermiyorduk aslında, itirafçı olmak lazım. Yaz döneminden dolayı, belki havaların sıcaklığından dolayı böyleydi ama artık dikkat etmekte fayda var. Bu rakamların üzerine çıkarsa, bu eşik atlanırsa ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Üstelik aşı da bunun önemli sebeplerinden bir tanesi. Ülke genelinde %50 seviyelerinde 2 doz aşıyı olanların oranı. Bununla ilgili Ordu Tabipler Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun bir açıklama yaptı. Eğer dikkat edilmezse pandemi kasırgaya dönüşebilir dedi. Herkes derhal aşı olsun, eksik aşılarını tamamlasın ve önlemleri, özellikle maske, mesafe, hijyen önlemlerini pandeminin ilk başında olduğu gibi almaya devam etsin.
rehavete kapılmayın. Yoksa gerçekten pandemi kasırgası geliyor. Son 24 saatte 228 hasta daha yaşamını yitirdi. Vaka sayıları ise günlerdir 30 bin sınırında. Yani aşılama oranı düşük, vaka oranları yüksek. Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun'a göre ise yeni salgın kasırgası kapıda. Önümüzde Kasım ayı çok sıkıntılı geçeceğe benziyor. Vaka sayıları artıyor. Bu vaka sayılarını bir an önce aşıya koşarak ve önlemler alarak düşürmemiz lazım. Aksi takdirde tekrar pandeminin başına dönmemiz, 5. dalgayı yaşamamız işten bile değil. Uzman doktor Ali Coşkun'a göre yeni dalgaların önüne geçebilmek için nihai çözüm aşı. Oysa Türkiye henüz tüm nüfusun %53'ünü, 18 yaş üstünün ise %72'sini çift doz aşılayabildi. Nüfusun tamamının %75'ine ulaşılabilirse toplumsal bağışıklık ancak o zaman kazanılabilir. Ben vatandaşlarımıza sesleniyorum. Lütfen önümüzde vaka sayılarının artışı önümüzdeki aylar için ciddi tehlike uyarısıdır. Herkes derhal aşı olsun, eksik aşılarını tamamlasın ve önlemleri, özellikle maske, mesafe, hijyen önlemlerini pandeminin ilk başında olduğu gibi almaya devam etsin. Rehavete kapılmayın. Kış mevsiminin de yaklaşmasıyla birlikte gribal enfeksiyonların da çoğalacağını belirten Coşkun, vatandaşlara deyim yerinde ise aşıya koşması için çağrıda bulundu. Ben vatandaşlarımıza inanıyorum. El birliğiyle, önlemleri alarak, devletimizin de imkanlarını kullanarak biz bu pandemiden kurtulacağız. Ama öncelikle aşıya herkesin koşması lazım. Şehrin göbeğinde alkollü mekanlar, saat zaman farkı gözetmeksizin çıkan kavgalar, hatta silahlı çatışmalar. Altınordu'dan Şarkiye Mahallesi'nden bahsediyorum. Bir türlü düzeltilemeyen bir problem. Mahalleli rahatsız, mahallenin muhtarı rahatsız, ilgililere, yetkililere sürekli bu konuyu taşıyor. Hatta sosyal medyadan da feryat edip aslında sesini duyurmaya çalışıyor. Biz de zaman zaman bu ekranlarda ona destek vermeye çalışıyoruz. Ancak bir türlü çözüme kavuşturulamadı buradaki problem. Üste konut var, çocuklar var, yaşlılar var, kadınlar var. Akşam insanlar evlerinden dışarı çıkamıyor. Kimse ekmeğinden işinden olsun istemiyoruz ama şehrin göbeğinde de olacak işler değil bunlar. Bir an önce çözülmesi gerekir. Dün akşam da yine bir olay oldu. Silahlı yaralamayla bitti. Dün akşamki yaşanan olay talihsiz bir olay mahallemizde. Alkollü mekanların önünde gerçekleşiyor. İki şahısın aralarında tartışma çıkması sebebiyle birbirlerini yaralıyorlar. Tabii bu da saatin erken saatlerinde olması, yani akşam üstüne olmasının sebebiyle vatandaşların kargaşasına ve korkusuna sebep oluyor. Yaralı vatandaşlar şu anda durumu iyi, sağlık durumları iyi. Emniyet mensuplarımız tarafından kısa bir sürede müdahale edildi. Şahıslar yakalandı. Bunun için de emniyet mensuplarımıza hızlı hareket ettiği için teşekkür ediyorum. Dün akşam Altınordu ilçesi Şarkiye mahallesinde yine bir silahlı saldırı meydana geldi. İki kişi karşılıklı silah kullanarak birbirlerini yaraladı. Yaralanan iki kişinin hastaneye götürülüp tedavi altına alındığı ifade edilirken durumlarının iyi olduğu söylendi. Ancak bu olayın yine Şarkiye mahallesinde yaşanması akıllara mahallede bulunan alkollü mekanların bir türlü kaldırılmamasını getirdi. Şarkiye mahalle muhtarı Emre Yayla dertli, esnaf dertli. İmza kampanyamızı başlattık, imzamızı topladık, yetkili mercilere verdik. Bu konuda Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamımız ve Emniyet Müdürümüzden büyük bir destek aldık. Halihazırda zaten hala destek veriyorlar. Diğer yetkili mercilerimiz bu konuya biraz duyarsız kaldılar. Duyarsız kalmaları da bizi üzüyor. Çünkü mahalle aralarında bulunan alkollü mekanların dün akşamki gibi olduğu gibi bir facianın önden geçilmesinin sebebiyle bizleri korkutuyor. Bu sebeple yetkililerin acil olarak bir çözüm üretmesini istiyoruz. Bu sorun Şarkiye Mahallesi'nden fazla bence ordunun sorunu. Emniyet mensubu yetkililer burada akşamları konuşlanıyor, gündüz geliyorlar, ilgileniyorlar. Fakat olaylar bir anda oluyor. Bunu her insanın başına bir polis olmaz. Biz esnaf olarak, Şarkiye Mahallesi esnafı ve sakinleri olarak burada sıkıntılıyız. Ben 3 senedir buradayım. Daha bir gün, 2 gün, 3 gün üst üste zaman geçmesin ki olay olmadığını görmedik. Şarkiye Mahallesi esnafı yetkililerin bir an önce mahallede bulunan alkollü mekanlara diğer şehirlerde olduğu gibi başka bir alanda yer tahsis etmesi gerektiğini düşünüyor. Burada vatandaş Şarkiye'de imza topladı, tamam, ama yani bu olayların yani olması çok şehirde falan, belediye şehirde falan gördüm. Adam belediye şu bu neyse devlet
idareciler, mülki amiri, şu bunlar iyi göstermiş adamlar. Rahat rahat çalışıyorlar. Herkes işinde gücünde, şehrin içinde değil. Dere kenarı bir yere atmış adam. Peki tamam. Siz de esnaf olarak bu işlerden zarar görüyorsunuz mutlaka? Çok zarar yok. Benim camım bile kırıldı bir akşam. Benim camım kırıldı. Ben kepek yaptırdım mesela. Burada şimdi esnaf olduğumuz için her tarafta sıkıntı var. Üç tarafta bir hane var. Her taraf çelik çürük geçiyor. Bayan müşterimiz geliyor. Yani küfürler oluyor. Bilmem neler oluyor. O yüzden rahatsız oluyoruz. İmza topladık ama bir gelişme yok. Biz de kaldırılmasını istiyoruz tabii ki. Kaldırırsa iyi olur. Siz de esnaf olarak bundan zarar görüyorsunuz. Tabii ki illa ki camım da. Benim bundan bir iki sene önce camım da kırıldı burada. 3-5 arkadaşın yine camı kırıldı. Öyle yine kaldı. Birkaç defa imza toplandı. Üstteki daireler şikayetçi. Onlar o şekilde devam ediyor. Yani ama yapılan bir şey yok. Birahaneler konusu, alkollü mekanların buradan taşınırsa daha sakin bir Şarkıya Mahallesi olur. Dünyanın her yerinde Barlar Sokağı vardır. Barlar Sokağı, ben turizm kökenliyim. Barlar Sokağı olursa bu esnaf, barla ilgilenen esnaf arkadaşlarımıza çok rahat eder. Hiç olmazsa orada müzik, ahenk, o sokak tam bir panayır sokağı olur. Orada için bu kayıp değil, kazançtır. Yetkililerin bu konuyu göz ardı ettiğini söyleyen Muhtar Yayla, alkollü mekanları işleten kişilerin dahi mahalle arasında olmaktan hoşnut olmadığını ifade etti. Biliyorsunuz bir galericiler sitemiz yapıldı. Galericiler sitesi yapılana kadar alkollü mekanların şehir dışına taşınması el üstünde tutulabilirdi, ön planda tutulabilirdi. Ki demek ki ordumuz için bu olay gerçekten bir kanayan yara değil ki arka plana atıldı. Biz temenni ediyoruz ki yarın taşınsın gitsin. Haricinde alkollü mekan sahipleri de bu mahalle aralarında olmaktan hoşnut değil. Kendileriyle de sürekli bir görüşmem var. Belediye başkanlarımızla da görüşmelerim var. Bölge esnafı yetkililere alkollü mekanların yer tahsisi konusunda bir öneri de bulundu. Kabere'ye çevirmemiz lazım. Yani Ordu'nun kültürünü yansıtan yerler olacaktır. Ben bunu biliyorum. Mesela Ordu yöresinin devamlı bağlaması çalan bir bar olacaktır. Ordu yöresinin oyununu oynayan, folklorunu oynayan bir mekan olacaktır. Ve bu artı yelenleri de cazip edecektir. Ya içen de gitsin orada içsin. Oranın koruması emniyet içe de kolay olur. Kanımca. Biz burada esnaf olarak çeşitli olayların olması sonucu bu sokakta bir panik ve insanların bu sokağa gelmediğini görüyoruz. Ve mahalle sakinlerimiz gittikçe yüzde insanlar mahallemizden taşınıyorlar. Bu sokağa girmeyelim, aman burada olay oluyor diyor kadın. El ele yanında çocuğu var, bir arka sokağa bir ön sokağa gidiyor yani. Burada bize bunun zararı var. Buradan sayın belediye başkanlarımıza sesleniyorum. Ordumuza sahip çıkılmasını, bu alkollü mekanların şehir dışına taşınmasını istiyoruz. Bizlere vereceği destekleri bekliyoruz. Yani bu konuda hepimiz elimizi vicdanımıza koymalıyız. Bu görev yapılacak olan alkollü mekanların şehir dışına taşınmasındaki konu belediyelere alakadar eden bir durum. Çünkü ruhsat belediyelerin hükümlülüğü altında. Bu konuda belediye başkanlarımızdan destek ve yardım istiyoruz. Kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Fındıkta hasat sezonu artık tamamlandı. Bakımının yapılması lazım düzgün ve zamanında ki gelecek dönem bereketli ve randımanlı fındıklar olsun. Verimlilik artsın. Bununla ilgili de toprak analizinin önemi çok büyük. Peki toprak analizi neye gerekli? Ne işe yarayacak? Ziraat mühendisi Haluk Şensoy bilgilendirdi. Fındık tarımında toprak analizi genelde kültür haline de gelmiştir. Ne zaman yapılır? Fındık hasadından sonra toprak analizi yapılır. Ama yapma oranı, yani toprağını analiz ettiren fındık üreticisi oranı gerçekten halen bizim istediğimiz seviyelerde değil. Fındık bitkisinin normal gelişimini sürdürebilmesi, bol ve kaliteli ürün verilebilmesi bilinçli ve dengeli bir gübreleme ile mümkün olmaktadır. Doğru ve yeteri kadar bir gübrelemenin ilk adımıysa bahçeye ait toprak örneklerinin doğru olarak alınıp laboratuvarlarda analizlerinin yaptırılmasıdır. Toprak örneği almadan önce kurumlarımızda veya serbest çalışan bu işin uzmanları, teknik arkadaşlardan üreticilerimiz bilgi alsınlar. Toprak örneği almak gerçekten çok önemli. Ziraat mühendisi Haluk Şensoy, toprak örneği bahçenin her yerinden alınabilir mi sorusunun cevabını verdi. Toprak örnekleri hemen yol kenarından alınmaz. Yani 1. Ocak yol kenarı, 1. Ocak hemen onun üstünden kazmayı vuralım, kürekle kesip alalım değil. Tümsekten, su birikintisinden, çukurdan, ağaç altlarından toprak örnekleri alınmaz. Yaklaşık ocaktan 1 metre açılırsınız. Orada bir çukur açarsınız ve kenarından baklava keser gibi bir dilim kesersiniz.
Toprağın küreğin üzerinde kalan toprak bizim numunemizdir. Peki fındık üreticisi toprak analizi yaptırmazsa ne olur? Ortalık keşmekeş olur. Mesela toprakta kireçten girelim. Kireçlemenin de dönemi fındık hasadının peşinden sonbahar kış aylarında kireçleme bölgemizde çok önemli. Genelde coğrafyadaki %80-90 topraklarımız asitik karakterde olduğu için bunu biz kireçte takviye ediyoruz. Etmemiz gerekiyor daha doğrusu. Çünkü asit ortamda fındık kökleri gelişemeyeceği için fındık verim ve kalitesi de düşecektir. Şensoy üretici fındık bahçesine hiçbir ölçüm ve analiz yaptırmadan asla kireç atmamalıdır dedi. Bu kireç atılacak mı atılmayacak mı? Toprağın tansiyonu ölçülmesi kesinlikle laboratuvarda belirlenmektedir. Şimdi üreticimiz geliyor. Sayın mühendisim ben kireç atmak istiyorum diyor. Neden diyorum? Toprak analizini yaptı. Yok yaptırmadım. İşte karşıki köyde bir Ahmet abi bahçesine kireç atmış. Bu kireç çok iyi gelmiş. Bu sene de ben de atmayı düşünüyorum diyor. Kesinlikle önermiyoruz. Kesinlikle o toprağın laboratuvara girmesi gerekiyor. Eğer toprağında zaten kendiliğinden kireç oranı yüksekse, pH değerleri yüksekse, yani toprağın bazik veya alkali özellikle ise hem paranı boşa vereceksin hem de toprağını ve bitkiye zarar ettireceksin. Tüm fındık üreticilerine çağrıda bulunan Haluk Şensoy en azından bir kere dahi olsa toprak analizi yaptırmanız şart dedi. Dönemidir. Üreticilerimiz kesinlikle bir defa olsun toprak analizini yaptırsınlar. Gerçekten çok çok önemli bir konu. Bu sabah Yeni Gün'de önemli bir konuğumuz vardı ve çok önemli konulara parmak bastı, bilgilendirmeler yaptı. Radyasyon onkolojisi uzmanı Doktor Erkan Göcen. Özellikle kanserde erken tanının ne kadar önemli olduğunu anlattı ve asla ertelemeye gelmez dedi. Covid-19 pandemisinin başından beridir kanser hastalıklarında tedavi ve tanı koyma noktasında çeşitli sıkıntılar yaşanıyor. Hem hastalarımız hastaneye başvurmakta gecikmeler yaşadı. Hem de hastanelerimiz koronaya yöneldiği için, ağırlığı oraya verdikleri için kanser ve diğer hastalıklar biraz daha ikinci plana atılmış oldu mecburen. Evet. Kanser tedavisinde erken tanı hayati önem taşıyor. Radyasyon onkolojisi uzmanı Doktor Erkan Göcen de pandemiyi ve bahçe işlerini bahane ederek tedavisini geciktiren hastalara uyarılarda bulundu. Kanserde en önemli durum erken tanıyı sağlamak. Çünkü tedavinin en önemli faktörü erken tanı. Bu pandemiyi bahane ederek işte ordu için, Giresun için fındığı bahane ederek veya başka şeyler bahane ederek gecikmeler kanserin ilerlemesine yol açıyor. Dolayısıyla tedavi şanslarını azaltıyor. Kanser hastalarının aşı olup olamayacağı da merak konusuydu. Doktor Göcen bunu da cevapladı. Kanser hastaları da aşı olmalı. Tek dikkat edecekleri şey radyoterapi veya kemoterapi alıyorlarsa tedavinin bitmesini beklemediler aşı olmak için. Hem pandemiyi bahane ederek hastanelerdeki yoğunluktan ya da salgından korktuğumuz için ya da bölgemizin fındık hasat sezonu olduğu için gitmekte geç kalmayalım hastanelere. Bence bu uyarıyı bir kere daha yinelememiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Özellikle burada söylememiz gerekiyor. Çünkü bu yüzden çok vakit kaybeden hastalarımıza karşılaşıyoruz maalesef. Evet, erken tanı çok önemli ki hayat kurtarır diyoruz. Son dönemde gündemi en çok meşgul eden konulardan bir tanesi de hayat pahalılığı biliyorsunuz. Marketler mi, pazarlar mı, üretici taraflar arasındaki fiyat farklılıkları gibi konular oldukça yoğun tartışılır oldu. Bugün Altınordu'da çarşamba pazarı vardı. Biz de arkadaşlarımızı pazara yönlendirdik. Hem esnafları hem de vatandaşları dinledik. Sonuçlara gerçekten şaşıracaksınız. Vatandaşın cebi değil, vatandaşın yüreğe yanıyor yeğenim. Yüreğe yanıyor. Cebi de yanıyor, yüreğe de yanıyor yani. Vatandaşın zaten yüreği yanmış, cebi yanmış, her şey yanmış. Vatandaş bitmiş. Yani bir anne evin çenin çocuğun evsini alıp götüremiyse, bir kuzumu satın alıp götüremiyse artık sağ solacak hiçbir şey yok, konuşacak hiçbir şey yok. Pazarda fiyatları gören ya isyan etti ya da ihtiyacına değil cebine uygun geleni aldı. Alıcı da pazarcı da dert yandı. Bu zamanda ucuz olması gereken şey iki katı yani. Millet yani... Yazık, halka yazık yani. Benim fikrim bu yani. Ya şu an işte diyorum 60 milyon yani geçen sene. Yani bir pazar eksiği gözüküyor, görülüyoruz şimdi. Hayır, alınmıyor. Kesinlikle alınmıyor. Aynen anlattığınız gibi. Gerçekten eskiye kıyasla bakarsak fiyatlar çok yüksek.
Ama dolayısıyla bakıyorum mesela girdim pazara, domates ve salatalık yok yani. Hani gerçekten neden yok? Burada ya bilemiyorum işin gerçeği. Ürünler az, az olduğu için fiyatlar yüksek. Dolayısıyla zor, zorlanıyoruz. Pazarcılar fiyatların geçen seneye göre arttığını savunuyor. TÜİK ise enflasyon rakamını %19,58 olarak açıklamıştı. Ama meyve ve sebzenin en bol olduğu aylarda pazar fiyatları cep yaktı. İçeride bütün mallar bağlı şu anda. Yani bizde iş yok, satış yok. Yani geçen senenin 4'te 1'i satış şu anda kadar. Yani piyasa durgun, insanlar alamıyor, alım gücü düştü. Yani şu anda biz de zarar ettik, insanlar da alım gücü düştüğü için mal alamıyor daha. Yani sıkıntı çok. Vatandaşa da tezgahlara da sorduğumuzda cevapları neredeyse aynı. Hepsi fiyatlara gelen pahalılıktan şikayetçi. Özellikle vatandaş domatesin bu sene zam şampiyonu olduğunu düşünüyor. Vatandaş da tezgahlar da biz bu fiyatlar bu kadar pahalıyken bu şeyleri nasıl doldururuz derdinde. Market tezgahlarındaki etiket fiyatlarında yaşanan artış karşısında ucuz ürün bulurum ümidiyle pazarın yolunu tutan vatandaş da umduğunu bulamadı. Fiyatlar cepleri bir hayli zorladı. Marketler bir mala haftada bir defa şey yapıyorlar, vuruyorlar yani şey yapıyor, fiyatını düşürüyorlar. Diğer malları pazarlardan 1-2 lira daha pahalı yani. Fiyatlar çok pahalı. Süt ürünleri, peynirler, her şey zamlandı. Türkiye genelinde devam eden fahiş fiyat denetimleri Ordu'da aralıksız sürdürülüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bununla ilgili zabıta daire başkanı Cevdet Çağlar bir açıklama yaptı ve bu denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi. Ordu'da zabıta ekipleri marketlerde haksız fiyat artışı denetimlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler 19 ilçede fahiş fiyat artışlarına yönelik denetim gerçekleştiriyor. Daire Başkanı Cevdet Çağlar, şehir genelinde gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız ve fahiş fiyat artışlarına karşı denetimleri periyodik olarak devam ettirdiklerini söyledi. Yapılan denetimlerle vatandaşların mağduriyetinin de önüne geçildiğini anlatan Çağlar, zabıta ekiplerimiz marketlerde rafları dolaşarak ürün etiketlerini, gramaj eksikliklerini, fiyat artışlarını ve reyon fiyatıyla kasa fiyatı arasındaki farklara yönelik kontrollerini yaparak güncel fiyatları kayıt altına alıyor. Fiyat artışı tespit edilen işletmelerde ise yasal işlem sürecini başlatıyor dedi. Tamam mısın? Tek reklamlı kısa bir aramız var. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın. Burası sadece bir ev değil. İçinde mutluluk var. Ali için eğlence. Ayşe için yaşam. Melis için huzur, Kemal için yatırım. Onlar için burada gelecek var. Hepsi için Ramadanlar. Çünkü temelinde güven var. Artık hayatımızın her anında onlar var. Sosyal medya ve akıllı telefonlar marifetiyle gece gündüz hatta aynı ortamda bile otururken insanlar birbirleriyle sohbet etmek yerine Instagram'da, Facebook'ta ya da Twitter'da ne var, gündemde ne var onlara bakar hale geldik maalesef. Bu da aile bağlarımızı biraz zayıflattı gibi. 4 Ekim akşamı biliyorsunuz sosyal medyada bir kesinti oldu. Yaklaşık 7 saat sürdü. Çok fazla da iddialar gündeme geldi bununla ilgili. Ancak biz işin vatandaş boyutuna baktık. Bakın vatandaşlarımız o 7 saati nasıl geçirmişler, neler düşünmüşler. Vallahi ben de direkt Telegram indirdim. Snap'e sardım yani. Yani çok etkilendim Instagram'ın kapanmasıyla WhatsApp'ın durması. Ondan sonra zaten saat gece 3'te mi ne geldi onu bekledim yani.
4 Ekim akşamı özellikle gençler için adeta hayat durdu. Çünkü en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Facebook, WhatsApp ve Instagram'a 7 saat boyunca giriş yapılamadı. Sosyal medya uygulamaları artık tüm dünya toplumları için vazgeçilmez bir mecra haline geldi. 4 Ekim gecesi kapanan Facebook, Instagram ve WhatsApp'a tam 7 saat boyunca erişim sağlanamadı. Bu durumdan özellikle gençler, hatta bu uygulamaları kullanan yaşlılar oldukça etkilendi. Vallahi bu dönemin ve 21. yüzyılın bu döneminde yani şahsen çoğu genç yani sosyal medya bağımlısı. Buna ben de dahilim. Yani o yüzden insanın morali bozuluyor, bir üzülüyor. İletişimi internet üzerinden kurduğumuz için Instagram, WhatsApp üzerinden çoğu. Kapanması, birden çökmesi tabii kötü. Gençler sosyal medyanın esiri olduğunu artık inkar etmiyor. Neredeyse gururla söylüyor. 7 saat boyunca biraz sıkıntı çektik ama SMS'ten mesaj atmaya devam ettik. Hayata devam ettik. Yani sosyal medyanın esiri olmuşuz ama yani bunu da bir fark ettik. Sosyal medya bağımlısı olduğunu düşünüyorsun? Düşünüyorum, evet. Peki diyelim ki Facebook, WhatsApp, Instagram bir hafta boyunca gitti. Nasıl hissedersin? Neler yaparsın? Bayağı hayatımdan bir şey eksik olmuş olur. Yani bir şey yapamam yani. Bayağı böyle bir yokluğa düşerim yani. Aslında kimseye ulaşamamak biraz korku verdi ama yine de iyi yani nasıl diyeyim? Uzak kalmak birazcık daha iyi geldi. Ama bir yandan da kötüydü. Kendimizi boşlukta hissettik evet, biraz. Evet, bayağı boşluktaydık. Türk toplumu siyaseti genlerine kadar yaşayan bir millet olduğunu bir kez daha gösterdi. Vallahi ben bu süreçte kendimi iyi hissetmedim ama devlet çökmüş, Facebook çökmüş çok mu? Yani bu ekonomi çökmüş gidiyor, dolar olmuş almış başını gidiyor, euro öyle, altın öyle, millet yemeği ekmek bulamıyor. Hükümet tanzim satış kooperatifleri açmaya çalışıyor. Bununla bizi oyalıyorlar işte. Bununla Facebook'ta olmasa, Instagram olmasa biz ne yapacağız? Yani gece gündüz Facebook'ta uğraşıyoruz. Çökmüş, iyi olmuş. Amerika'nın zenginleri bir gecede trilyonlar kaybetti. Bazı gençler günlük 8 saate yakın bir zamanını sosyal medya uygulamalarında geçirdiğini belirtti. Sınav dönemine göre çok değişiyor. Yaz tatilinde 7-8 saati bulurken sınav dönemi 1-2 saate kadar düşüyor. Peki diyelim ki dünya genelinde Facebook, WhatsApp, Instagram hatta Twitter bir hafta boyunca iletişim sağlanamayacak diye bir açıklama yapıldı. Bir hafta boyunca bütün sosyal medya uygulamalarından uzak kalacaksınız. Kendinizi nasıl hissedersiniz? Olmaz. Yapmayın yani. Olmasın. Olmaz ya bunalıma gerçekten. Bunalıma girerdim galiba. Ya hayır. O kadar ünlüden falan haber alamak çok garip olmazdı yani. Peki sosyal medya uygulamaları olmasaydı aile ve arkadaşlarla yüz yüze kurulan iletişim hangi aşamada olurdu? Normalde de pek sohbet ediyoruz ama bu internet tabii zamanımızın büyük çoğunluğunu ele geçiriyor. Yani sürekli internette takılıyoruz. Özellikle Instagram olsun şey olsun. Hiç olmazsa günlük bir saat, iki saat hiç olmazsa en kötü takılıyoruz yani. Yok bence çoğu arkadaşların arası bozulur hatta yani. Çünkü sadece okul değil de sanalda daha fazla samimi oluyor çoğu kişi. Aileyle evet daha bir tık daha hayır ya daha fazla kavga olur. Çünkü daha fazla yüz yüze geliyorsunuz, daha fazla fikir beyan ediyorsunuz ve daha fazla kavga olurdu bence. Siz öyle mi düşünüyorsunuz? Aynen, aynı katılıyorum. Yani aileyle yüz yüze görüşmek, onlarla yüz yüze iletişim kurmak çok daha kavga sebebi mi? Yani nasıl diyeyim? Bence herkes ailesiyle kuracağı iletişimin süresini biliyor. Yani ona göre telefonla vakit geçiriyor. Yani şimdi o süre ister istemez artınca istenmeyen bir iletişim olacak. Yani zorunlu iletişim gibi bir şey oluyor. Fikir ayrılıkları yüzünden kavga sebebi çok çıkıyor. Ordu Büyükşehir'in Sanat Galerisi'nde Bir Zamanlar Selçuklu adlı sergi dün akşam açıldı. Açılışa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler de katıldı. Tabii birçok önemli konuk da vardı açılışta. Sayın Güler yaptığı konuşmada tarihi açıdan çok önem arz eden bu serginin Ordu'da açılmasından son derece mutluyuz dedi. Ve Büyükşehir olarak tarihimize sahip çıkmaya devam edeceğiz dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde Telif Hakları Genel Müdürlüğü katkısı ve Müzeler Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Cihadül Ekber Danişmentliler ve Bir Zamanlar Selçuklu isimli sergi Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde açıldı. Serginin açılışına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Başkan Vekili Celal Tezcan, İlçe Belediye Başkanları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ömer Aydın, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, böylesine tarihi öneme sahip serginin Ordu'da açılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz dedi. Bugün burada Selçukluların, danışmendilerin hem ihtişamına, hem zarafetine, hem de tarihi boyutlarıyla bizlere yansıttığı muhteşem eserleri izleyeceğiz. Bu bize hem geçmişle bir bağ kurmamızı, hem de geleceğe bakışımızı, bir ufuk turu yapmamızı sağlayacak. 12 danışment, 12'de galiba Selçukluların 80'e yakın eserimiz burada göreceğiz. Dolayısıyla hemşire biz tanımaktan ayrıca mutlu olduk, hem şeref duyduk. Geleneksel Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat, Anadolu Selçuklu ve Danışmentliler döneminde yaşamış sultanlar ve önemli karakterlerin heykelleri, replika kostümleri ve yağlı boya tablolarıyla Konya Olgunlaştırma Enstitüsü'nün hazırladığı kostümler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Başkan Fırat ayrıca Bir Zamanlar Selçuklu sergisinin Ordu'da açmalarından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Bütün Anadolu'yu dolaştığı nice ödüller alan bir projedir. Selçuklu'da yaşamış, Danışmentliler'de yaşamış büyüklerimizin bizlere kıssadan hisse hikayelerini taşıyan, yaşayan bir ruh sahibi bir sergidir. Birazdan anlatmaya başlayacağım. Çok heyecanlıyım sizlerin karşısında, kusuruma bakmayın. Çok teşekkür ediyorum efendim. Cihadül Ekber, Danışmentliler ve Bir Zamanlar Selçuklu sergisi 9 Ekim Cumartesi saat 17'ye kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde ziyarete açık olacak. Oradaki papaz Paniç. Sevgili izleyenler, biraz farklı bir haber sunumu yapacağız şimdi. Çünkü ben genelde ne prompter ne kama bağlı haber okumayı sevmiyorum. Aslında beceremiyorum. Yani okumak çok benim işim değil. Prompterdan ya da kamdan okuyarak haber sunmak. Dolayısıyla ben haberin metninden özet kısmını yorumlayarak habere aktarmaya çalışıyorum. Dilimin döndüğünce inşallah sürçülisan etmiyoruz. Ancak bu sene haber merkezimiz gerçekten çok iyi. Dolayısıyla bazı işlere, imza atılan bazı işlere hiç dokunmamak gerekir. Bu haberin kamuda öyle bir iş Nesrin arkadaşımız yazmış. Dolayısıyla ben dilimin döndüğünce kamdan okuyacağım bu haberi arkadaşımıza jest olsun diye. Balık tezgahlarıyla ilgili bir haber var sırada. Biliyorsunuz 1 Eylül'de balık sezonu başladı. Tezgahlar da şenlenmeye başladı. Bununla ilgili haberimizin kamını aynen aktarıyorum efendim sizlere. Balık tezgahları 1 Eylül'den bu yana alıcısıyla buluşmaya devam ediyor. Peki balık tezgahlarındaki son durum ne? Müşteriler hangi balıkları tercih ediyor? Fiyatlar düşecek mi? Merak edilen tüm soruları işin ustalarına sorduk. Fira Bismillah denip 1 Eylül'de başlayan balık sezonunda tezgahlar bu hafta hareketlenmeye başladı. Hamsi'de yaşanan bolluğun ardından vatandaş da balık tezgahlarının yolunu tuttu. Balık tezgahlarının bu haftaya kadar oldukça durgun olduğunu belirten tezgahtar, hamsi sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşların da tezgahlara yoğun bir şekilde rağbet gösterdiğini söylüyor. Balık tezgahları yani bu hafta bol. İstat var, hamsi var, çirekop var, mezgit var, balbun var, lüfer var. Satışlar bu haftaya göre biraz durgundu. O da neden? Hamsi yoktu. Alamış zaten olmadı. Şimdi hamsinin çıkmasıyla birlikte diğer çeşitler de ucuzladı. Hamsi bütün balığın biliyorsun düşmanı diyelim. 15 liraya kadar düştüğü için satışlar şu an ırgatları da ucuzlattığı için satışlar çok ucuz. Fiyatlar konusunda ise vatandaşların kafası karışık. Kimi balık fiyatlarının oldukça uygun olduğunu söylerken kimisi ise balık sezonuna erken başlandığı için fiyatların cep yaktığını söyledi. Balıklar valla şu an gördüğüm kadarıyla pahalı gibi geliyor. Hamsi sadece düşmüş ama perşembe hamsisi diyorlar ama bence iyi. İyi ki okumuyoruz, iyi ki bağımlı kalmıyoruz. Yoksa haberleri katledeceğiz. Bir çuval inciri berbat edeceğiz demek ki. Dolayısıyla biz böyle devam edelim. Bu arada rejiden de sesler yükseliyor. Asıl işin yükü onlarda, yani yayıncılarda ve kameramanlarda.
onların kattığı estetik ve kaliteyle ekranımız bu kadar iyi ve kaliteli seyredilebilir halde. Dolayısıyla bir teşekkür de onlara edelim, tüm ekibimize edelim. Gerçekten de çok iyi işler çıkartıyoruz imkanlar ölçüsünde diyelim ve devam edelim. Mesudiye'ye gideceğiz. Mesudiye'de bugün Belediye Başkanı İsa Gül ve Ordu Tapu ve Kadastro Müdürü Muhammed Akyaz'ı muhtarlarla bir araya geldi. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül ve Ordu Tapu Kadastro İl Müdürü Muhammed Akyaz'ı muhtarlarla istişare toplantısı için kahvaltıda buluştu. Düzenlenen toplantıda muhtarlar taleplerini sıralarken Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül ve Tapu ve Kadastro İl Müdürü Muhammed Akyaz'ı 21 mahallede gerçekleştirilecek olan kadastro çalışması için karşılıklı istişarelerde bulundu. Elinizden kalan yer, üstünde benim evim var yapmış. Bununla ilgili bir açıklama yapar mısın? Ne yapmamız gerekiyor bu evle ilgili? Evin sahibi benim ama yerde de kalır. İstekarlar bana muvaffakat vermiyor. Hayır, zamanında da bu evi yapmışım. Ne yapmam gerekiyor? Evet, güzel bir soru. Muvaffakat vermiyor mesela. Yapacak bir şey yok. Hiçbir şey yok. Ordu Tapu ve Kadastro İl Müdürü Muhammed Akyaz'ı 21 mahallede düzenlenecek olan kadastro çalışması hakkında muhtarlara önemli bilgiler verirken merak edilen soruları da yanıtladı. Haricinde köy sınırına başkanım bize köy sınırlarıyla ilgili sıkıntı olursa, pardon hocamız da söyledi. Başkanımız da söyledi, hocamız da aynısını söyledi. Köy sınırlarıyla ilgili geçmeler var dedi. İşte köy sınırları ayrı ayrı yerlerde. Dolayısıyla bunlar ne oluyor diye sordular. Bizim köy sınırlarıyla ilgili bir şeyimiz yok. Yani biz çalışma alanı sınırımız kadastro çalışma alanı sınırı. Hangi bölgede çalışma yapacağımıza dair bu sınırlandırma. Köyün eski hudutnamesi neyse sınırı da odur. Onunla ilgili bir değişiklik kesinlikle yapmıyoruz. Bununla ilgili sınırlarda eskiden yani sınır itirafları olan yerlerimiz varsa şayet bunlara da içişlerine bağlı olarak kaymakamlıklarımız, il idarelerimiz bunların sınır itiraflarını bunlar çözüyorlar. Bizimle ilgisi veya sizinle de ilgisi yok bunların. Bunlar tamamen biz çalışmayı nerede yapacağımıza dair. Yani şöyle diyelim, bir ev yapacağız. Evi yapacağımız alanın belirlenmesini bir şey yapıyoruz. Onun etrafının güvenliğini alıyoruz. O güvenliği aldıktan sonra orada bir çalışmayı yapıyoruz. Dolayısıyla buradaki tapu kayıtlarımızın bulunduğu alanlar çalışma alanı sınırının içerisinde ne alarak yapmış oluyoruz? Bu göğüs sınırı değildir, bu idari sınır değildir. İdari sınırlar dediğimiz gibi kaymakamlık tarafından, valilikler tarafından belirlenen sınırlardır. Bunlarla ilgili herhangi bir değişiklik de biz yapmayacağız. Bu konuda sınırlarla ilgili itiraflar varsa şayet köy muhtarları arasında, o çalışmalar sonuçlandığında, o veya sonuçlanmadan önce de aynısını yapabilirler. Kendi aralarında hudut itiraflarını ilgili kaymakamlıklara, valiliklere bildirerek oradaki sorunları çözebilirler. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül pandemi nedeniyle uzun zamandır muhtarlarla bir araya gelmenin özlemini giderdikleri için memnun olduğunu dile getirirken muhtarlara da istişare toplantısı hakkında bilgiler verdi. Çok değerli kadastro müdürümüz, teknik heyeti bugün muhtarlarımızla pandemi nedeniyle uzun zamandır bir toplantı gerçekleştiremedik. Bu toplantımızda hem kahvaltılı bir istişare toplantısı yapalım. Öncelikle 21 tane mahallemizde kadastro yenileme ya da düzeltme çalışması yapılacak. Bununla ilgili arkadaşlarımız öncelikle bilgilendirme yapacak sizlere. Sorusu olanlar bu konuyla ilgili tam ayrıntıya kavuştuktan sonra da bizim ikinci boyutta olan diğer istişare toplantı onlara müsaade edeceğiz. Biz ikinci boyutta olan toplantımıza geçmiş olacağız. Ünye Belediyesi Ekim ayı olan meclis toplantısını dün gerçekleştirdi. Toplantıya Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı başkanlık yaptı. Birçok gündem maddesi vardı toplantının ama en önemlilerinden bir tanesi belki de Ünye Adalet Sarayı ile ilgili 2 yıllık ön tahsis izninin alınmasıydı. Oy birliğiyle alındı karar. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da geride kalan 2,5 yıldaki hizmetleriyle ilgili bilgilendirmeler yaptı meclise. Davetiye burada vermişler. Kim hayırlar? Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı başkanlığında yapılan Ekim ayı olağan meclis toplantısı meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantı öncesi Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.
Ünye'nin önemli ihtiyaç kalemlerinden olan beton santrali ve konkasör şantiyesiyle Ünye'de yapılan hükümet ve belediye yatırımlarının temel atma ve açılışlarının devlet büyüklerinin katılımıyla yapıldığını ifade eden Başkan Tavlı şunları söyledi. 2,5 yıl süre içerisinde ciddi hizmetlerin hayata geçirilmesi, onların işlevsel hale dönüştürülmesiyle birlikte yerel yönetimin önemli ihtiyaç kalemlerinden biri olan altyapı ve üst yapı çalışmalarında ihtiyaç gördüğümüz betonla ilgili beton santralimizin, kompresörümüzün ve yerimizin kamulaştırılması ve bunun hizmete alınımı. Tabi buna baktığınızda tek başına bir beton santrali değil, tek başına bir kompresör değil, ham madde ocağının aynı yerde, beton santralinin aynı yerde, kompresörün aynı yerde olduğu güzel, stratejik bir noktada bunun kazanımıyla birlikte bunun aynı zamanda işleyişini sağlayacak araçların da temin edilmiş olması önemli bir kazanımdır. Bunu Allah'a şükürler olsun hep birlikte bu süreçte hem kazandırdık hem de ilçemize ve bölgemize inşallah hizmet etmek üzere de hayata geçirmiş bulun. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan mülkiyeti Ünye Belediyesi'ne ait olan otogar mevkisindeki 8,5 dönüm arsenin Adliye Sarayı yapılmak üzere Adalet Bakanlığı'na ön tahsisinin yapılması konusu meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Geçici tahsisin yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesiyle alakalı bir konudur. 2 yıl süreyle. Bununla ilgili bu süre talebimizi oylarınıza sunuyorlar. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edin. Ünye Belediyesi Ekim ayı olan meclis toplantısında gündem dışı olarak görüşülen %100 Ünye Belediyesi iştiraki olan Ünbel Anonim Şirketi sermayesinin 1 milyon 500 bin lira arttırılarak 8 milyon 70 bin TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı. Meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardındansa sona erdi. Evet arkadaşlar burada da Ünye Belediyesi'nin %100 iştirakinin olduğu Ünbel şirketimizin kompresör şantiyesini ve diğer ekipmanların hayata geçirilmesi noktasındaki çalışmaları süresi içerisinde mevcut borçları vardı. Bu borçların günü geldikçe ödenmek üzere bunun sermaye artırımıyla desteklenmesi için 1,5 milyonluk sermaye artırımı talebimiz var meclisten. Bunun desteklenmesi ve sermaye artırımının yapılabilmesi için talebimizi oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiş. İlimizin ve eğitim camiamızın önemli isimlerinden bir tanesiydi. Rahmetli Musa İşleyen hocamız hayatını kaybetti ve ölümünün yıl dönümüydü. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir kez daha kendisine yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Sevenleri ve dostları Musa İşleyen hocayı unutmadılar. Ordu'nun sevilen eğitimcilerinden Musa İşleyen, Ordu Öğretmen Evi'nde sevenleri ve dostları tarafından düzenlenen törenle ölümünün birinci yılında saygıyla anıldı. Gerçekleştirilen anma töreni Musa İşleyen'in kaleme döktüğü şiirlerin okunmasıyla başladı. Omuzlar üstünde hem de ama çok yalnızım. Birazdan kapısından gireceğim Araf'ın ve ebedi alemin. Günahlarımla ve sevaplarımla ve kendimle baş başa. Anma töreninde konuşan Ordu Şairler, Yazarlar ve Sanatseverler Birliği Kültür Derneği Kurucu Başkanı Avukat Tevfik Karabulut, Musa İşleyen'le dostluğunun çok eskiye dayandığını söylerken onu asla unutmayacaklarını ifade etti. Karabulut törene katılan herkese teşekkür etti. Ölümü bile bize çok büyük acılar, üzüntüler yaşatan, çok değerli bir kardeşimizin, bir arkadaşımızın, bir dostumuzun ölümünün birinci yıl dönümü dolayısıyla onu anmak üzere, onu unutmadığını buradan dualarımızla, güzel dileklerimizle iletmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Değerli kardeşimizin, değerli arkadaşımızın, benim 1966 orta birden bu yana herhalde kaç yıl olmuş? 55 senelik arkadaşım.
kardeşim kadar sevdiğim çok değerli arkadaşımızın ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Törende konuşma gerçekleştiren bir diğer isimse Ordu Şairler, Yazarlar ve Sanatseverler Birliği Kültür Derneği Başkanı Servet Yerli oldu. Yerli yaptığı açıklamada insanların bu dünyaya güzel izler bırakması gerektiğini belirterek işleyen ailesinin dün olduğu gibi bugün de yanında olduğunun mesajını verdi. Değerli arkadaşlarım, ölüm mukadder. Önemli olan bu hayatta iyi ahlak sahibi olmak, iman sahibi olmak ve iz bırakmak. İşte iz bırakan arkadaşlarımızdan biri de Musa İşleyen'di. Onu tanıdığım süre içerisinde hal ve hareketleri, tutum ve davranışları, üstlendiği görevi en iyi şekilde yerine getirme çabası gönüllerimize yer alan değerli bir arkadaşımızdı. Bu bakımdan Acılı ailesinin ne olduğu gibi bu günde acılarını yürekten paylaşıyorum. Bu haberle bülteni bitirdik. Bizden sonra ekranlarınızda spordaki başlıklarla Görkem Karaağaç gelecek. Daha sonra da Adalet Terazisi ile saat 20'de Ali Çelik ekranlarınızda olacak. Biliyorsunuz TV52'nin merakla beklenen ve izlenen programlarından bir tanesi Adalet Terazisi. Daha sonra saat 22'de de İsmail Çelenk, Fatih Özdemir'e konuk olacak ve gündemi konuşacaklar. Saatler 24'ü gösterdiğinde TV52'de gece bülteniyle biz tekrar ekranlarınızda olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. 24'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Mutlu akşamlar. Günün öne çıkan spor başlığıyla karşınızdayız. Ben Görkem Karaağaç. 3. ligde 3. grupta şampiyonluk mücadelesi veren temsilcimiz Ordu Spor 1967, Ağrı 1970 Spor karşılaşmasını bir kenara bırakarak hafta sonu oynayacağı Karşıyaka mücadelesi hazırlıklarına başladı. Mor beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Ufuk Özcan ve Doğukan Pala idmanda yer almadı. TFF 3. Lig 3. grup ekiplerinden Ordu Spor 1967 Futbol Kulübü hafta sonu oynanan Ağrı 1970 Spor karşılaşmasını bir kenara bırakarak ligin 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Karşıyaka müsabakasına odaklandı. Evet. 2021-2022 sezonunda geride kalan 5 haftada iç sahada oynadığı 3 karşılaşmada 9 puan toplayan Mor Beyazlı ekip aynı başarıyı deplasman karşılaşmalarında gösteremedi. Mor Menekşeler deplasmanda oynadığı 2 karşılaşmadan da sahadan 1-1'lik sonuçlarla ayrılarak 2 puan toplarken 4 puan bıraktı. Karşıyaka spor tesislerinde karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Ordu Spor 1967 Futbol Kulübü Karşıyaka deplasmanından galibiyetle dönerek iyi gidişatı sürdürüp deplasmandaki ilk galibiyetini almak istiyor. Mor Menekşeler geride kalan 5 karşılaşmada 3 galibiyet 2 beraberlik alarak puan tablosunda Fethiyespor'un 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Geride kalan 5 haftada oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken bir diğer temsilcimiz 52 Ordu Spor Futbol Kulübü Siirt İl Özel İdare Spor karşılaşması hazırlıklarına başladı. TFF 3. Lig 2. grupta son olarak deplasmanda karşılaştığı Alanya Kestel Spor'la berabere kalan 52 Ordu Spor Futbol Kulübü kaybedilen 2 puana karşın hala zirve yarışına devam ediyor. Mor Beyazlı ekip ligin 6. haftasında karşılaşacağı Siirt İl Özel İdare Spor müsabakası hazırlıklarına başladı. Mor Beyazlı ekip Siirt İl Özel İdare Spor hazırlıklarını Gülyalı Turna Suyu Spor Tesislerinde teknik direktör Cüneyt Tiryaki nezaretinde gerçekleştirdi. Geride kalan 5 haftada oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken 52 Ordu Spor Futbol Kulübü 3. Lig 2. grupta iddiasını ortaya koyarak şampiyonluğun en iddialı adaylarından birisi olduğunu ortaya koydu. Yoluna namağlup devam eden Mor Beyazlı ekip 5 karşılaşmada 3 galibiyet 2 beraberlik alarak topladığı 11 puanla Kuşadası Spor'un ardından puan tablosunda averajla 2. sırada yer alıyor. Evet. Evet.
Vali Tuncay Sönel 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda ikinciliği olan Yusuf Fehmi Genç ile üçüncülüğü elde eden Melitcan Günay'ı makamında ağırladı. Hem olimpiyatlarda hem dünya ve Avrupa şampiyonlarında. Ordu valisi Tuncay Sönel 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda ikinci olan Yusuf Fehmi Genç ile üçüncülüğü elde eden Melitcan Günay'ı makamında kabul ederek başarılarından dolayı altınla ödüllendirdi. Finlandiya'da düzenlenen 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'na gençler 67 kilo kategorisinde katılan ve Avrupa ikincisi olan halterci Yusuf Fehmi Genç ile 55 kiloda yarıştığı gençler ve 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü olma başarısını gösteren Melihcan Günay'ı tebrik eden Vali Tuncay Sönel başarılarının devamını diledi. Ordumuzdan yine başarılı gençlerle beraberiz. Yusuf ve Melih kardeşlerimiz Avrupa Halter Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya aldılar. Cumali hocam da sağ olsun onlara çok emek verdi. Başarılı ve çalışkan gençlik spor müdürümüz de gençler adına yapılan faaliyetlerde zaten sağ olsun çok gayret ediyor. Ben inanıyorum ki gençlerimizden inşallah bir dahaki sefere altın madalya alacaklar ve bayrağımızı göndere çekip milli marşımızı dinletecekler inşallah. Ünye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü halter antrenörü Cumali Tekin, verdiğimiz emeklerin karşılığını alıyoruz. Çok mutluyuz. Sporcularımızın daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz ifadelerini kullandı. Finlandiya'da yapılan gençler ve 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda iyi dereceler aldılar. Yusuf Fehmi Genç, ordulu sporcumuz 67 kilogram kategorisinde Avrupa ikincisi oldu. Yine aynı ilimizin sporcusu Melihcan Günay 55 kilogramda Avrupa üçüncüsü oldu. Bu haberle birlikte spor haberlerinin sonuna geldik. Mutlu akşamlar.